Kader Allah'ın ilmi demektir. Allah insana ait olan kaderini kendisine teslim etmiş, cüz'i iradesine teslim etmiş. Ahirete ait olan kaderini, ebedi hayatla ilgili olan kaderini kendisine bütünüyle teslim etmiş. Ama dünyada ona bir yol çizmiş, yol. Nasıl bir yol? Kendi gücünün olmadığı, kendi tercihinin olmadığı bir yol. Allah onu dünyaya gönderirken ona sormadı. Seni dünyaya göndereceğim diye sormadı. Hangi anadan babadan dünyaya geleceğini sormadı. Ananı babanı tercih et, seni oradan göndereyim deyip sormadı. Bu Allah'ın takdiridir, bu kaderdir. Hangi memlekette dünyaya geleceğine kendisi karar vermedi. Bu onun kaderidir. Hangi memlekette dünyaya gelmişse, hangi ırktan, hangi soydan gelmişse bu onun kaderidir. Allah ona sormamış yani. Allah bir şeyi ona sormadan yapmışsa o kaderdir. Ama bir şeyi kendi eliyle yapmış, insaf, bu nasıl onun kaderi olsun? Bu kader onun elindeki kaderdir. Cüz'i iradesiyle yaptığıdır çünkü bu. Onun için söyledim. Eğer her şey bizim kaderimizse, her şeyi mecburen yaşayacaksak, Allah peygamberi neye göndermiş? Kitabı neye göndermiş? Kendi hayatımızla, ebedi hayatımızla ilgili olan her şeyi biz tercih ediyoruz. Yani o kader bölümünü biz çiziyoruz. Çünkü yolu biz gideceğiz. Allah bize bir yol çizdi dedim. Evet, dünyaya geldik, anamız belli, babamız belli, yaşadığımız yeri belli. Kendimize göre bir iş yapmaya çalışırız. Bizim hiç ummadığımız bir iş önümüze gelir. O da kader. Biz bir iş yapmak isteriz, başka bir şey önümüze geliyor. Sen o işi yapman gerekiyor onun için. Allah senin ebedi hayatına göre hüküm vermiş. Kazanman için, senin için imkanlar koymuş oraya, o yola. Sana düşen o yolu gitmektir. Yolu giderken Allah'ın emrettiği gibi yürümektir. Sağdan yürümektir. Sağdan yürürsen selamettir. Soldan yürürsen felakettir. Allah, iman da bellidir, küfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Şükür yolu da bellidir, küfür yolu da bellidir. Şükür ve küfür bir sefer birbirinin tersidir. Ya yürürsün, şükredersin ya da itiraz edersin. Nerede bir sıkıntı varsa orada itiraz vardır. Orada Allah'a uymayıp şeytana uymak vardır çünkü. Önce kul şükretmesini bilmelidir. Şükrederse sorun çıkmayacak. Şükretmeyenler şeytana tabi olmuş olur. Bu durumda kendi felaketlerini kendi elleriyle hazırlamış, kendine zulmetmiş oluyor. Allah öyle buyurdu. Allah onlara zulmetmedi. Onlar kendi nefislerine zulmettiler. Hem de bununla beraber işi yaparken, yanlışı yaparken ne dediler? Allah dilemeseydi biz böyle yapmazdık dediler. Allah seni kendine halife yapmış. Sana öyle bir şeref bahşetmiş ki ben sana güveniyorum ve sana karışmıyorum demiş. Sen büyüksün demiş. Sen bana dost olacak vasıftasın demiş. Seni böyle yaratmış. Dost, veli, halif, halil. Bana dost olabilecek vasıfta seni yaratmışım. Ben sohbetimi seninle yapmak istiyorum demiş. Yer, gök, cennet, cehennem. Bunlar ne? Bunlar hep senin hizmetinde dedi. Melekler senin hizmetinde dedi. Bunlar her şey beni zikrediyor dedi. Her şey beni hamd ile tesbih ediyor dedi. Ama benim senin üzerindeki muradım farklıdır dedi. Başkadır dedi. Kendime dost istiyorum dedi. Kendisiyle sohbet edeceğim dost istiyorum dedi. Ona baktığımda kendimi görmek istediğim bir dost dedi.
isimlerimi, sıfatlarımı onun üzerinde görebilecek bir dost. Bana olan sevgisini ispatlamış bir dost. Her şeyi onu başka tarafa çekerken kendisini bana çeken bir dost. Onun bir gücü var mı? Yok. Hiçbir gücü yok. İnsanın duadan başka hiçbir gücü yoktur. O dua ediyor. Yani istiyor, Allah yaratıyor. Allah onun isteğine göre yaratıyor yalnız. Allah ona bir gönül kainatı teslim etmiş. O gönül kainatını istediği gibi düzenler. İsterse oraya binlerce put koyar. İsterse puttan temizler, Allah oraya tecelli eder. Hiç kimse kendinde bir şey görmemeli, işi ben yapıyorum dememelidir. Böyle söylerse kibirlenmiş olur. La ilahe illallah dememiş olur yani. Nasıl görmeli kendisini? Allah insanın kudret deryasındadır. Kudret deryası. Hangi tarafa sallarsa o tarafa gideceksin. Ama bu istek sana göredir. Senin durumuna göredir. Nasıl ki bir çöp farz edin, saman çöpü denize düşse, dalga hangi taraftan gelse, dalga o çöpü o tarafa götürür. İnsan da öyledir. İnsan da Allah'ın kudret deryasındadır. O deryada Allah'ın hükmü neyi gerektirirse, hangi tarafa onu sürüklerse o tarafa gider, gitmek zorundadır. Mülk Allah'ın, hüküm O'nun çünkü. Allah burada ne yapmamızı istiyor? Dalga hangi taraftan gelirse gelsin, fırtına nereden gelirse gelsin, hangi tarafa seni savurursa savursun, sen kendini bana doğru çek. Beni sevdiğini ispatla. Beni istiyorsan kendini bana doğru çek. Nasıl ki fırtına estiğinde o çöpü bir sağa götürecek, bir sola götürecek, bir batıracak. Farz edin ki böyle bir çöp diri olsun, bizi sevsin. Biz sahilde olmuş olalım, o çöp sürekli kendini bize doğru çeksin. Sağa gidince de kendini bize çeksin, sola gidince de kendini bize doğru çeksin. Bizi sevdiği için. Biz de o çöpü sever miyiz? Severiz. O çöp sevgiye layıktır. Sevdiğini ispatlamış. İşte dünyadaki bütün sıkıntılar, musibetler, belalar, hastalıklar o fırtınalardır. Dedikodular, iftiralar o fırtınalardır. Evet, bir sağa götürüyor, bir sola götürüyor, bir ileri, bir geri götürüyor, bir batırıyor, bir çıkarıyor. Ama kura dışı nedir? Kendini sürekli Allah'a çekmek. Seni istiyorum. Benim istediğim sensin. Bunlar önemli değil. Evet. Bütün gücümüz budur. Onun için Allah'ın bizi nasıl bir imtihana tabi tutacağını bilmiyoruz, bilemeyiz. Ne zaman, hangi imtihana tabi tutarsa tutsun, yani rüzgar, fırtına nereden gelirse gelsin, biz kendimizi ona doğru çekeriz. Çekmemiz lazım. Kulluğumuzu, imanımızı ispatlamak için. Sevdiğimizi ispatlamak için. Hep beraber imanımızı ispatlayacağız inşallah. Rüzgar bizi bir tarafa götürdü diye orada ağlayıp feryat etmeyeceğiz. Niye böyle oldu? Kim böyle yaptı? Allah yapmış. Bunu göreceğiz, bunu bileceğiz. Sen kendi yaptıklarının failisin, sorumlususun. Ya kendini Allah'a doğru çekersin, ya da Allah'a itiraz eder. Evet, şirke düşersin, günaha düşersin, cinayet işlersin, yanlış yaparsın yani. Onu sen yapmışsın. Kendini Allah'a doğru çekmedin, Rabbini anlayamadın, bilemedin, hayatı anlamamışsın, imtihanı anlamamışsın. Allah'ın kudret deryasında olduğunu anlayamamış, tatmamışsın, bilmiyorsun. Onun için birilerini suçlarsın, hiç gereksiz yere kendini
ateşe atarsın. Kendine zulmedersin. Allah bizi hayatı anlayanlardan eylesin inşallah. Haddini aşıp Allah'a iftira atanlardan eylemesin inşallah. Yanlışını, günahını Allah'a yükleyenlerden eylemesin inşallah. Allah bizi huzura alırken bir dost gibi, bir sevgili gibi huzura alsın inşallah. Bizi kendisine ihanet edenlerden eylemesin. Peygamberine ihanet edenlerden eylemesin. Kitabına ihanet edenlerden eylemesin. Emanetlerine ihanet edenlerden eylemesin. Kendi kendisine ihanet edenlerden eylemesin. Allah bizi sadıklardan eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun.